heralsonun düşünceli hallere Biden'ın e, hem not alıyor hem de e, aslında böyle tedirgin mi diyelim yoksa nasıl yorumlayalım ne olduğunu anlamaya çalışıyor ne olduğunu anlamaya çalışıyor Yunus Yunus bak, öyle Beyaz böyle Saray ettin geldi, ilk evet, sana geldi önce. Hazar Hoca'dan önce. Buyurun <laughs> Beyaz Saray tarafından paylaşıldı bu fotoğraf. Bugün evet. e, tabii hem sabah saatlerinde hem de saldırı gerçekleşirken ve gerçekleştikten sonra e, acil durum odasında toplantı halindeydi. Hem başkan hem de başkan yardımcısı. Şu an saatler de burada yerel saatte 15.45. E, tabii... Bu noktada birçok e, ulusal güvenlik ekibinden bilgi aldığını ve an be an bu saldırıyı izlediğini, takip ettiğini de söylemişti Beyaz Saray. Bu fotoğraf paylaşıldı. Tabii e, şu noktadan ilginç yani e, o köşede kafasının yarısı çıkan kişi Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan. Yani suratlar e, tabii burada ilginç mesajlar Sedirkin da veriyor mi? ki. Biden Sanki hiç beklemiyorlardı diyebilir miyiz? Özellikle ben şimdi mesela Biden'dan çok Harris'a takıldım. Neden Harris'ta daha böyle bir... Kaygı, düşünce, eğer seçimi kazanırsam nasıl bir e, ortadoğu coğrafyasıyla hiçbir liderin karşılaşmadığı o e, durumla ben mi karşı karşıya kalacağım? Biden ya da Amerika Birleşik Devletleri son dönemde benim elime ne bıraktı gibi mi bakıyor? Çok ben Harris'ı mesela daha kaygılı gördüm. Yani burada e, açıkçası ikisi yönetti e, hükümeti, üç buçuk yıldır ikisi başta. ve Trump'ın da biraz önce hani aktarmıştık söylediğini. Yani limonata standı ve verilmeyecek kişiler dünyayı yönetiyor diyor. Kendilerinin politikaları buraya getirdi süreci. İsrail'e bu hoş tutma politikası, bir yandan ateşkes isteyip bir yandan bomba göndermesi, bir yandan bu savaş bitmeli deyip bir yandan BM güvenlik konseyinde bütün ateşkes tasarılarına veto vermesi. Yani. Burada suçlayacağı kimse yok Biden'ın. Biden iki ay önce göreve gelmiş olsa derdik ki yani bir enkaz devraldım. Orta Doğu'da ateş topunu kucağıma bıraktılar diyebilirdi. Hep söyledik yani iflas etmiş bir politikanın mimarı bu iki kişi. Ondan Hı. dolayı Kamala Harris geldiğinde ne yapacaksa hemen şimdi yapsın. Yani Ocak ayını beklemesin. Hemen şimdi o politikayı harekete geçirsin. Çünkü... Bu zamana kadar yaptıkları politika eline yüzüne bulaşmış halde ve ABD'nin de savaşa girmesine çok yakınız bak. Yoksa onu da söyleyeyim. Yani diyelim ki bu saldırı gerçekleşti. <laughs> İsrail de gitti İran'ı vurdu. Tahran'ı, orayı vurdu ki vurdular zaten Tahran'ı. Haniye'yi e, suikastla öldürdüler ama daha üst düzey bir saldırının olduğunu düşün F-35'lerle, F-15'lerle. E o zaman Amerika da girmek zorunda bu savaşa. İsrail'in kendi başına bütün bölgeyle Kavga edebileceği bir gücü yok. Bunu Amerikan istihbarat raporları söyledi. Yetkililer bize söyledi. E işlerin buraya gelebileceğini sen görmedin mi Sayın Biden? İşlerin bu kadar kontrolden çıkabileceğini tahmin etmedin mi? Medya anlattı. Düşünce kuruluşları anlattı. E, ülke yetkilileri anlattı. Dışişleri Bakanı Sayın Fidan demişti buradan çok büyük bir savaş çıkabilir diye. Üçüncü Dünya Savaşı'na gidebiliriz diye. E, bütün ülkeler bunu söylemişken İsrail'in pasmasını tut demişken buraya geldikten sonra düşünceli kaygılı bir poz vermek e, günaydın yani olayın buraya geleceği belliydi. Jake Sullivan'ın suratı da öyle. Yani onun da suratı burada çok normal değil. Bir de şunu da söyleyeyim Pentagon'da bir açıklama yaptı. Dedi ki bu saldırı İran'ın saldırısı Nisan ayının iki katıydı dedi. Şimdi çok tezat açıklamalar Pentagon... var Yunus bunu bir yorumlayabilir misin? Bir diyor ki Amerika Birleşik Devletleri evet. bir şey olmadı ki Az önce senin yaptığın. Evet acımadı. Ee, acımadı, acımadı yani acımadı. aynen öyle acımadı ki acımadı ki <laughs> diyen bir ifade. Ee, ama şimdi diyor ki reklam dönüşü bu saldırı Nisan'ın iki katıydı. Tezat da. Yani yavaş burada, yavaş artık itiraf mı geliyor iki dersin? Şey var. Şimdi burada iki şey var Göksu. Biraz önce Eray Hocam'la onu değerlendirmiştik. ABD'nin bu saldırıda sadece iki savaş gemisinden 12 füze atabilmesi bu hafta. Çok Dinle, doğru. haberleri yok muydu dedin ya? Göksu, hı hı. Haberleri olmaması mümkün değil çünkü sabah gazetecilere bize haber verdiler. Böyle bir saldırı geliyor diye. E, bize verdiğiniz istihbarat demek ki size çok önceden gelmiştir. Bu burayı bir yerleştirelim. Yani haberiniz vardı. Bölgede bütün savaş uçaklarınız, bütün savaş gemileriniz, bütün hava savunma sistemleriniz var. Hatta Suudi Arabistan'a, Ürdün'e kurdunuz. Hatta Suudi Arabistan'a yüksek irtifa Hava savunma sistemi kurdunuz. Bunların hiçbiri, evet TAT füzeleri. Bunların hiçbirini kullanamamışsınız. E, 12 füze fırlatabilmişsiniz. Bu işin %90-95'ini İran'a, pas, e, İsrail'e paslamışsınız savunma anlamında. Sonra da çıkıyorsunuz diyorsunuz ki hiçbir yer vurulmadı. Hiçbir şekilde başarılı olmadı. Biz mağlup ettik. E, ondan sonra Pentagon çıkıyor diyor ki bu Nisan'ın iki katıydı. E, Nisan iki katı bir saldırı. Nisan'da siz bayağı hani, takır takır düşürdüğünü söylediniz. E, biz de hani, Allah var görmedik hiçbir görüntü. İran'ın çok etkili bir saldırı yaptığına dair. Ama burada çok farklı bir görüntü ortaya çıktı. Her yerden füze görüntüsü ortaya çıkıyor. Yani farklı şehrin farklı yerlerine düşmüş. E, i̇sabet görüntüleri de şu an benim hemen yanımda arkadaşlar görüntüyü ekrana getiriyor. Böyle bir ortam varken Jake Sullivan'ın biraz önce o fotoğrafta suratı hani suratından düşen bin parça Jack Sullivan çıkıp karşımıza diyor ki hiçbir şekilde başarılı olmadı acımadı yani hiçbir şey evet. vuramadılar diyor. Burada belli ki bir e, ön alma e, operasyonu mu diyelim PR operasyonu halkla ilişkiler operasyonu gibi bir şey yaşanmış olabilir. Ama tabii uydu görüntülerinden de net olarak bütün vurulan yerleri görmek daha sağlıklı da olabilir.